Tabii diyor ki sayı varsın. Şimdi bunlar tabii çok önemli şeyler. Allah'a hamdolsun. O coğrafyalarda bizim karşılığımız. Benim ilk defa ilçenizi ziyaret ediyorum, Tavşanlı'yı ve yani tabii şunu itiraf edeyim, ben bu kadar büyük, bu kadar güzel, modern bir ilçede beklemiyordum. Doğrusu çok tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Yani Anadolu'nun bağrında kültür anlamında da çok kadim bir geleneğin olduğunu arkadaşlar aktardılar, anlattılar. Allah razı olsun, Allah kolaylıklar versin. İşte sizin yapmış olduğunuz kardeş şehir çalışmalarını dinleme fırsatı bulmuş olduk. Yaptığınız çalışmaları dinleme fırsatı bulmuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli, kadim ilçemizden, şehrimizden dünyanın farklı, bu ufku gerektirir zaten. Dünyanın farklı bölgelerine, kardeş şehirlerine, oralardaki insanların sıkıntılarına vakıf olmak, onların derdiyle dertlenmek. Buradaki insanların gönlünü, ufkunu, heyecanını oralara taşıyor olmak da zannediyorum sizlerin, Allah razı olsun, ufkunuzun birer yansıması. Onun için tebrik ediyoruz. Bu çok nazik bizi karşılama ve ağırlama konusundaki hassasiyetinize de ayrıca teşekkür ederiz. Tabii İstanbul'da bir zaman zaman yerelde ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geliyoruz. Ben çok uzunca zamandır siyasetin içerisindeyim. Bizim belki yerel yönetimlerdeki en temel felsefelerimizden bir tanesi, insanın elinin sıcaklığını, gözündeki deruni sevgiyi, muhabbeti görerek iş üretiyor olmak. Burada da onun yansımaları var. Bu anlamda ben bir defa bir genç olarak, her şeyi bir kenara bırakıyorum, parlamenter olmayı, bir genç olarak, bu toprakların bir çocuğu olarak teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Rabbim çalışmalarınızı bereketli kılsın. İnşallah daha nice güzel hizmetler yapmayı hem ilçemize hem de ilçemizin heyecanı üzerinden farklı coğrafyalarda güzel hizmetler yapmayı sizlere nasip etsin. Amin. Allah kolaylıklar versin. Akşam vaktinde televizyonda bağlamaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Genç olarak bizim arzuladığımız bir profil siyasetin bir noktasından başlayalım inşallah. Benim direktörün içerisinde çok farklı noktalarda bu Necip Ümmet'e hizmet etme imkanı Cenab-ı Allah sizlere nasip etsin. Amin. Allah razı olsun. Evet. Yani gerek inancımızın gereği, gerekse partimizin ortaya koyduğu politikalar çerçevesinde biz bu memleketin derdiyle dertlenen bir yapıya sahibiz. Aynen sizler de olduğu gibi. Cenab-ı Allah bu konuda bizlere iş verdiği ölçüde ve niyetimize göre ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmede farkat verdiği ölçüde hem bu Necip'in adı hizmet etmenin o da olunca gururunu yaşayacağız. Hem de AK Parti'nizin çıkmış olduğu o davada inşallah onları da senin dediğiniz, çünkü AK Parti'nin kurulduğu dönemde şöyle bir ifade kullanmıştık. Ben o zaman teşkilatta görev almıştım. Bizim görevimiz sadece yola çıkan arkadaşlara omuz vermek ve yola çıkan vatandaşa yer yolda hoş geldin demek üzerine kurulduğu diye bir ifade kullanmıştık. İnşallah bizim hedefimizde hem ülke konusunda derdi olan, hem bölge üzerinde derdi olan, hem de dünya üzerindeki akan kanın bilmesi, akan gözyaşının bilmesi, Müslüman coğrafyasındaki o acıların ortadan kalkması konusunda derdi olan büyüklerimize omuz verme, onlara bir manevi destek noktasında öyle bir düşünceyle yol devam ediyoruz. Rabbim sizler de bizlere de başarılı olsun. Amin.